Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz ve bugün Kadıköy'de bulunan Alpato Kumpir'in konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Fikri Bey var. Bakalım Kumpir üzerine neler yapıyor kendisinden dinleyeceğiz. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere Kadıköy'de çok merkezi bir yerdesiniz. Evet. Ve mekanınız çok şirin, çok güzel. Evet. Ufak ama insanların gelip ayaküstü kumpir yiyip rahatlıkla gidebilecekleri bir mekan. Bunu konuşacağız ama öncesinde bu sektöre nasıl girdiniz ve kaç yılından beri çalışıyoruz efendim? Biz bu sektöre 1990 yılında ilk defa zaten burada başladık kumpir. Bu İngiltere'den gelme tabii ticari şekli. Biz kendimiz közde, fırında, kuzineli sobalarda yapsak da tabii ticari şekli 1990'da biz burada açtık. O günden bugüne burada hizmet veriyoruz. Devamlı müşterilerimiz de devamlıdır, evet. Evet, tamamen ana yiyeceğimiz kumpir. Kumpir, evet. Kumpir üzerine çok iddialıyız. Peki kumpiri yaparken tabii özel isteğe göre, siparişe göre tabii hazırlıyorsunuz ama tabii genel anlamda kumpiri yapılışından, ürünlerin işte kaç çeşit üründen oluştuğundan, patatesli konusunda nelere dikkat ettiğinizden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii, kumpir zaten patatesin ismidir İç Anadolu bölgesinde. Kumpir, patatesin çok çeşitleri vardır. Alırken dikkat etmek lazım. Yani her patatesin aynı lezzeti vermez. Biz işi bildiğimiz için kumpire gidecek patatesleri alıyoruz. Başta kumpir önemli. Kumpir patatesi özel bir patates ve her yerde yetişmiyor. Belli yerlerden almak gerekiyor. Tabii seçiliyor, yani her yerde yetişmez. Bu seçiliyor da cinsine göre de lezzeti ayırıyor, değişiyor. Tabii. Kumpirde bir kere tereyağı, kaşarı önemli. Çok iyi karıştırmak gerekiyor. Bu da önemli. Salatalar tabii, kumpire gidecek salata hazırlamak lazım. Bazı uydurma salatalar yapıyorlar çeşidi çoğaltmak için ama her salata gitmez kumpire. Hı hı. Biz ona göre 12 çeşit salatamız var yerimiz dahilinde. Kumpire gidecek... O 12 çeşit salatayı da isteğe göre veriyorsunuz. Tabii, tereyağlı kaşarlı hazırlıyoruz. Müşteri ne isterse, ister karışık, ister istediği çeşidi. 12 çeşit mezeden seçebiliyor. Tabii, isteğine göre seçiyor. Zaten sevdiği şeyi alırsa daha memnun kalır. Karışık bazısının hoşuna gidiyor, bazısının gitmiyor mesela. Sevdiği şeyi alırsa daha memnun kalır. Bizim müşteriler 24 yıllık müşterilerimiz vardır. Evet, buraya bir fiil burada bu mekan açıldığından beri çalışıyorsunuz. Evet. Bugünden bugüne hala sizden kumpir yiyen evet, müşterilerimiz tabii var. Sevgili olarak gelen müşterilerimiz şimdi böyle 20 yaşında çocuklarıyla birlikte. Bize gurur veren yönü orası zaten. Çok memnunuz o yönden. İşimizi severek yapıyoruz. Evet, peki kumpir konusunda evet gerçekten de çok dikkatliyiz, titizsiniz. Tabii. Dünden bugüne bozulmadan hep aynı lezzetle, aynı damak tadıyla kumpiri gelen müşterilerinize sundunuz. Tabii. Tabii ki sadece Kadıköy halkı için konuşmuyoruz. Buraya yolu düşen herkes, kumpir severler tabii, tabii geliyor. Sizden bir kere kumpir yiyor. Beğenenleri de tabii, tabii ki devamlı olarak sizi ziyaret ediyorlar. Tabii, yurt dışına gitse, İstanbul'a yolu düşse gelip kumpirini yiyor. 10 sene sonra da, 15 sene sonra da gelen müşterilerini düzer. Tayini çıkıyor, gidiyor, geliyor. Tekrar bu lezzeti başka yerde bulamadık evet, diyorlar. Evet, Fikri Usta'ma gideyim, Kadıköy'e evet, gelmişken evet, bir de kumpirini yiyeyim evet diyorlar. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sizin son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır efendim? Müşterilerimize yani bu kumpiri sadece patates olarak düşünmesinler. Her şey yerinde yesinler. Müşterilerime onu söylüyorum. Bir de şöyle bir şey de var ustam. Yani kumpiri çok değişik mekanlarda alternatif olarak sunanlar var. Var tabii. Başına, kumpir sadece kumpir yapan mekanlarda yenilirse. Tabii. Başına bir çocuk koymuş mesela. Müşteriyi kaçırmam amaçlı yapıyorlar ama müşteri memnun değil tabii bundan. Evet, biz kumpiri nerede yiyeceğiz? Alpato kumpir diyeceğiz. Tabii. Sağ olun. Yılların kumpircisi evet, Fikri Usta. Evet. Çok teşekkür ediyorum biz verdiğiniz teşekkür kıymetli ederiz bilgiler için. Lezzetlerinizin bir ömür bozulmamasını diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyiciler, özellikle kumpir sevenler, bizler diyoruz ki Kadıköy'de Alpato kumpiri bir kez deneyin diyor. Sözü merkez diyorum.